Evet. İnşallah. Hakkınızı Evet. helal edin yani. Affol. Selamünaleyküm hocam. Beğenerek izliyoruz sizleri. Ben hafız talebesiyim. Sizden dua istiyorum demiş bir izleyicimiz. Rabbim zihin açıklığı versin. Ha. Hayırlısıyla tamamlamanı ikram eylesin inşallah. Tüm hafızlık yapan talebelere. Hafızlık hocam, evet. Meşakkatli bir iş, zor iş ama mükafatı da çok büyük bir Şimdi iş. Hocam, hafızlarımızla alakalı da şeyi söyleyebiliriz aslında. Zihin Yani. Açıklığı versin inşallah. Eğer müsaade varsa. Hafızlık yapanlarla alakalı hocam şöyle bir durum var. Hafızlık gerçekten bu zamanda çok kolay değil. Hakikaten de çok zor. Ama Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Biz diyor Kur'an'ı biz indirdik diyor. Ve o Kur'an'ı biz koruyacağız diyor. Peki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i koruması nasıl oluyor? Tamam doğru gemilerde gemi yanıyor ama Kur'an-ı Kerim yanmıyor. Araba gidiyor patlıyor Kur'an-ı Kerim yanmıyor elhamdülillah. Zahiri sebepleri bunlar. Ama bir gidip Yahudi gidip matbaa sistemi alıp da değil mi hocam? Gidip Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfa son ayetlerinden birkaç tane değiştirse nereden anlayacaksın? Ki bu karşılaşıldı 20 sene önce 30 sene önce. Dediler ki biz matbaa hani son ayetleri sonunda değiştirelim dediler. Ama hocam biiznillah bakın o Kur'an'ı Allah hafızlarla koruyor. Kelamullah olan sıfatını taşıyan o hafızlarla koruyor. Bizim gerçekten de hocalarımız bir baktılar ki değil mi hocam siz bu konuları benden çok çok daha iyi bilirsiniz. Bakın dediler burada bir yanlışlık var. Ve matbaa kapandı. Biliyoruz. Ve hocam bu hafızlarımız bu zamanda hakikaten de zor. Eskiden Osmanlı zamanında 5 ayda, 6 ayda, 7 ayda hafızlık yapan çocuklarımız şu anda 3 sene, 4 senede yapıyor. Bundaki nedir sıkıntı? Buradaki sıkıntı şudur. Beyin çok başka yerlere gidiyor. Beyin çünkü herkesin elinde bir cep telefonu, dışarısı bir hengame, bir değil mi hocam bir kargaşa. Çok tabii Tabii. daha zor. Tabii Hepsi eskiden beyninle internet sadece oluyor. ona kilitlenirdin. Hatta 6 ay dışarıya çıkmazdın. Ama şimdi öyle bir şey yok. İşte ben de bu kardeşlerimi buradan şunu söyleyeyim. Hatta bir keresinde Osmanlı'da biliyorsunuz bir girerlermiş hocam. 4 ay boyunca dışarıya çıkmazlarmış. 4 ay boyunca hafızlık yaparlarmış. Bir tane talebe demiş. Hocam demiş. Ne olur dışarıya çıkartın beni. Canım sıkılıyor. Ve çocuk da yani 4'te 3'ünü yani ezberlemiş. 450 sayfa ezberlemiş. 150 sayfa kalmış. Hocası da kırmamış. Hadi gidelim demiş. Bir çarşıya gitmişler. Geri gelmişler. Çocuk bir daha okuyor. Ezberleyemiyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, İşte bu da itikafın dördüncü gün. bir örnektir Evet. yani. Beşinci İtikafın gün. günahlardan Evet. arınmak lazım. Ne kadar günah Heh. işlersen O kadar da o hafıza kadar kaybı oluyor. hafızan uzar. Yediğin yemekten bile haram Evet. eğer onun içinde haram lokma varsa o bile Akabinde hep etkiliyor. hocası çağırıyor. Evladım ne oldu sana diyor. Söyle söyle söyle. Hocam diyor ya. O diyor çarşıdaki diyor çarşıya giderken diyor o bardakları gördüm ben diyor. O anda düşündüm acaba bir taş atsam elime o kaç atsam da kaç tane bardak kırılır diye aklıma geçti diyor. Öyle mi? Hadi gel. Almış çocuğu elinden götürmüş. Demiş ki bardakçıya kardeşim karışma neyse parasını vereceğim ben. Demiş al bakayım taş eline. At demiş. 60 kırmış. Oh demiş. Rahatladım demiş. Gelmiş çocuk ondan sonra hıfzını devam ettirmiş. Şimdi hocam işte beyin sağla solla önle arkayla hatta 100 tane çocuk ya 15 yaşında çocuğun 100 tane derdi var. Nasıl oluyorsa. İşte bu dertler çocuğun bağlanmasını engelleyebiliyor. Ve Allah muhafaza hafıza kaybının en büyük sıkıntısı hocam haramlarla meşgul ettir. Alzheimer hastaları vesaire Allah muhafaza haramla meşgul et hocam ve haram yemek. Ben burada kardeşime tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Şu tavsiyeyi bulunayım. Hazreti Ali Efendimiz gelmiş. Demiş ki ya Resulallah sizin söylediğiniz hadisler aklımda kalmıyor. Ayet-i kerimeler aklımda kalmıyor. Bana bir tavsiyede bulun deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir namaz öğretmiş. Tabi hıfz diye yani bir Allah rızası için bir iki, dört rekatlık bir namaz var. Onu ben burada söyleyeyim. Bu namazı öğretmiş kendisine. Eğer bu namazı yaparsan da biiznillah ve bunu 7 hafta boyunca devam edersen de artık biiznillah unutmazsın demiş. Demiş ki her perşembe gecesi kalkacaksın. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kalkacaksın. Teheccüd vaktinde 4 rekatlık şu namazı kılacaksın. Birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, Yasin. İkinci rekatta Fatiha suresiyle beraber secde suresi. Dördüncü rekatta Fatiha ve Mülk ve dördüncü rekatta Fatiha ve Duhan suresini yaparsan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasta efendimize ve bunu 7 hafta boyunca devam ettikten sonra artık ondan sonra unutmazsın diyor. Hakikaten hasta efendimiz 3 hafta boyunca devam ettikten sonra ya Resulallah diyor artık hiçbir şey unutmuyorum diyor. O yüzden ben buradan hafız kardeşlerim bunu tavsiye ederim. Veyahut da unutkan olan kardeşlerim bunu tavsiye ederim. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Yasin okuyor Fatiha'dan sonra. İkinci rekatta secde suresini okuyor. Dördüncü rekatta Mülk suresi, üçüncü rekatta Mülk ve dördüncü rekatta Duhan suresini okuyor. Hocam ben zaten bilmiyorum ki nasıl okuyacağım Yasin derse bir insan. Uzun bir masanın üzerine Kur'an-ı Kerim'i koysun mesela. Anlatabiliyor muyum? 3 tane Kur'an-ı Kerim koysun. Göz ucuyla da takip edip de okuyabilir. Kafasını sağa sola çevirmedikten sonra gözüyle takip de edebilir hocam burada. Onu da söylemiş olalım Evet. buradan.
Aklınıza yatın. Konu konuyu açıyor ama. Estağfurullah. Bayağı sorularda birikti hocam. Biraz hızlı hızlı geçelim. Vaktimiz çabuk geçiyor.